Tek bir hayalim vardı, o da hukuk fakültesiydi. Avukat olmayı çok istiyordum. Hmm. Ee, konuşma konusunda da hani yetenekli olduğumu düşünüyordum o yıllarda da. Ee, üç defa sınava girdim. Ee, yani üçünde de çok az puanlarla kaçırdım hukuk fakültesini. Hı hı. Ben elinden geleni yaptım. Evet tamam oldu o zaman. Bu oyun bitti. Başlasın yeni oyun. Çok Hep beraber şey. Call of Duty oynarken bunu istiyorsunuz. <laughs> Hep beraber PUBG'de level kasarken bunu istiyorsunuz. Peki böyle olmaması için ne yapıyorsunuz? Ne yapıyorsunuz? Çok güzel. En en şey bölüm bile olsa e, nasıl diyeyim en <laughs> beğenilmeyen bölüm Hiç bile anladım. olsa <laughs> dandik demek istemedim. En beğenilmeyen bölüm bile olsa o antik tiyatroya çıkar, gözümün önünde o sahneyi doldurur, amfi tiyatroyu ve orada gösteri yapardım kendi başıma. Kimse yok o Hiç kimse ama hayal dünyanda var. Vardı, hayal dünyamda oturacak yer yoktu etrafım doluydu. <laughs> Şu an yazılım okuyor olsaydım PUBG'den ve Call of Duty'den daha iyi bir daha iyi oyunlar. oyun yazı, yazacak bir bir donanıma ulaşmak olurdu. <laughs> Herkese selamlar, herkese merhabalar. Gridan Beyaz'a video podcast serimizde yeni bir konumuz var. Bekir Develi. Bekir abi hoş geldin. Hoş bulduk merhaba. Abi nasılsın? İyiyim teşekkür ederim. Sen ne yapıyorsun? Ben de iyiyim Allah aşkına. Bir, abi. bir cumartesi sabahında bize fırsat verdiğin böyle bir video için. Esnaf. Bize zaman ayırdın. Çok teşekkürler abi. Ben teşekkür ederim. Ee, abi konuşacaklarımız var seninle. Evet. evet biliyorum çok yoğunsun, çok koşturuyorsun. Hem işin gereği hem böyle sosyal olaylar gereği çok koşturuyorsun. Bunların arasında ama gençlerin de abi biliyorsun gelecekle alakalı kariyer olabilir, eğitim olabilir, üniversite olabilir, yaşadıkları olumlu olumsuz birçok şey olabilir. Bunlarla alakalı istedim ki Bekir abiye de sorularım olsun. Tamam. Sen gençlerle aranın Çok çok iyisin abi. Yani fena değil. Seviyorlar beni. Ben de onları seviyorum. <laughs> Görüşüyoruz. Programlara geliyorlar. imzalara geliyorlar. Değil mi? Okuyucu kitlem genelde genç. izleyici kitle YouTube'a iş ürettiğimiz için haliyle genç. Hı hı. O yüzden aramızda öyle güzel bir teşrik mesai var yani. Kesinlikle. Bazen hatta hatırlarsın belki abi fuarlar işte işte benden önceki isme bakıyorum İçeri tıklım tıklım dışarı taşıyor falan. Ya ben diyorum ya benim için mi geldiler acaba falan. Bir bakıyorum içeride Bekir Develi var ya, ya o kadar da değildir ya. Senin de maşallah çok çok ilgi gösteriyorlar sana. Sen, senin elektriğin daha iyi uyuşuyor yani. Estağfurullah abi. Peki abi şöyle başlayalım mı? Bekir Develi biz alsak böyle gençlik yıllarına götürsek. Hala hmm. genç de yani daha böyle üniversite yılları falan diyeyim hadi. Hmm. Hazırlık dönemi falan. Abi ne düşünüyordun? Kafanda ne vardı? Meslek olarak bir hayal işte ben de bir tıpçı olacağım, ben de bir hukukçu olacağım gibi şeyler var mıydı o dönem çok meşhurdu biliyorsun. Yok. Yoktu ya aslında benim hiçbir zaman öyle bir hayalim yoktu. Tek bir hayalim vardı o da hukuk fakültesiydi. Avukat olmayı çok istiyordum. Hmm. Konuşma konusunda da hani yetenekli olduğumu düşünüyordum o yıllarda da. Üç defa sınava girdim. Yani üçünde de çok az puanlarla kaçırdım hukuk fakültesini. Hı -hı. Tabii en sonunda artık yaşta geçiyor. En iyi bildiğim işi yapayım de deyip zaten Almanya'da doğup büyüdüğüm için Almanca biliyordum. Hı -hı. Girdim ve Almanca öğretmenliği kazandım ve mezun oldum. Yani üniversiteye dair en büyük hayalim hukuk fakültesiydi. Hı -hı. O da olmadı. Almanca öğretmenliğini de öyle hani bir üniversite diplomamız olsun kabilinden okudum yani. Eyvallah. Peki şu anda bir genç çok şunu sormak ister. İçinde bir burukta yok mu bu dair? Yok hani... yok yo, hayır yok. Yok. O bu, bu nasiptir. Yani bu kadar Hı -hı. büyütmeni halimi yok. İstedim, denedim olmadı. Önemli olan bence denemiş olmak. Yani hmm. hiç denemeden bu yola girseydim girsem olurdu belki sorusu her zaman şey olurdu belki zihnimde Hı -hı. ya girdim olmadı nasip diye de bir şey var yani Kesinlikle. bu kadar karalar bağlamanın kendimizi yerlere atmanın bir anlamı yok yani olmuyorsa olmuyordur o dönem bunu düşünebiliyor muydun peki abi? yani bu serin kanlıkla diyor yani, yani onu düşündüğüm için onu düşünebildiğim için Almanca öğretmenliğini tercih ettim Hı -hı. yani yoksa zorlamaya devam ederdim birkaç yılım daha giderdi belki kazanırdım fakat bu sefer hani 5. yılda kazanılmış bir hukuk fakültesinin Hı -hı. bana bir avantaj mı bir kazanım mı bir kayıp mı? O da ayrı tartışılırdı yani. Değil mi? Bu sefer akranlarım meslekte beş yıl tecrübeliyken ben e, daha yeni taze acar avga avukat olarak piyasaya çıkmış olacaktım. Ben zorlamanın ben bir şey olmuyorsa zorlamamak lazım. Sadece ben elinden geleni yaptım Evet tamam oldu o zaman bu oyun bitti başlasın yeni oyun. Çok güzel. Ama orada güzel bir cümle söylen. Elinden geleni yapmak. Elinden yani bunun miktarı bu miktar bu mudur, bu mudur, bu mudur? Bunu herhalde onu yapan biliyor onu değil bilemeyiz. mi? Onu bilemeyiz. Ben elimden geleni yaptığıma inanıyorsam sıkıntı yok. Nasibe e, inanırım. Nasip bu anlayış. Yani bir anlamda yani full kaderci olmak değil belki Hı, ama. Bize açar mısın abi onu? Tevekkül. Yaparsın. Tevekkül etmek yani elinden geleni yapıp sonrasını Allah'a bırakmak. Ben hmm. elimden geleni yaptım. Yani e, şu an senden Gökhan'dan dünyanın en iyi satranç oyuncusu olur mu? Olmaz ama iyi okay. bir satranççı olur. Hmm. Bazı şeyler e, çok istemekle olmuyor. Sadece çok istemek yetmiyor. Yani evet. o çok o istediğin şeye kapasitenel verişlimi elverişli mi? yapın ona da yaradılış fıtrat nasip birçok şeyin üst üste gelip tamamlaması gerekiyor. Hmm. Ee, çok istemek eğer yeterli olsaydı ben de çok çok iyi bir sesim olsun isterdim. Şu an çok güzel sesli biri miyim? Yani çok iyi şarkı okuyabilir miyim? Yorumlayabilir miyim? Yorumlayamam. Allah bu kadar ne vermiş? Ha o zaman bundan en iyisini ne çıkarabilirim? Ona bakmak lazım. Tabii ki bu şey demek değil. Ya ben kim tıp fakültesi değil. Hayır dene. Mücadele. Geceni de gündüzüne o. kat. Uğraş. Olmuyorsa tamam. Başka bir plana geç. Ama önce gerçekten yani gün sonunda yatağa uzandığında ben elimden gelenin en iyisini yaptım mı sorusuna vereceğin cevap evetse Tamam. Ondan sonrası Çok sıkıntı güzel. Değil. Herhalde biz orada biraz bunu kabullenemiyoruz değil mi abi? Yani dünyada böyle hedefler koymak güzel ama bu hedefe de körü körüne bağlandığımızda yo, yo. bu sefer hayatın diğer tarafındaki mutluluğunu, huzurunu ıskalıyoruz gibi. Evet, dünya bunun için gelmedik hocam. Yani bu Hı -hı. kadar kafaya takılacak bir şey değil. Yani şu an mesela özellikle genç arkadaşlar da, lise'lilerde daha doğrusu şunu gözlemliyorum gittiğim zaman. Ee, diyorlar ki ben hayatımı böyle geçirmek istemiyorum. Bir odanın içinde sürekli memur olarak çalışmak istemiyorum. Bir maaşı ay sonuna nasıl yetirebilirim? düşüncesiyle kendimi harap etmek istemiyorum diyor. 50 kişilik sınıfta herkes aynı şeyi söylüyor. Hı hı. Fakat e, burada o zaman biz haklı olarak şunu soruyoruz. Yani sizin elinizde böyle yaşamak istemiyor. Hayatını böyle devam ettirmek istemiyor. Tamam kabul. Peki böyle olmaması için elinizden hayatı farklı yaşayan kim var? Yani Çok güzel. Hep beraber nargile kafede bunu istiyorsunuz. <laughs> Hep beraber Call of Duty oynarken bunu istiyorsunuz. Hep beraber PUBG'de level kasarken bunu istiyorsunuz. Peki böyle olmaması için ne yapıyorsunuz? Ne yapıyorsunuz? Çok güzel. Yani buna o zaman net bir cevap beklerim. Yani bana hmm. diyorsan ki ben böyle olmaması için iki dili akıcı bir şekilde öğrendim. Ben böyle olmaması için günün 6 saatini şuna 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 ayırdım diyorsan hmm. saygı duyarım. Gel beraber ağlayalım. Ama Gerçekten hiçbir şey yapmıyorsan ve sadece bunu istiyorsan sadece istiyor olmak yetmiyor. Yetmeyecek. Çünkü patronların da istekleri var. <laughs> Elinde parayı tutan insanların da belli Kesinlikle. istekleri var. Senin isteklerine ne kadar saygı duyuyorsak işverenlerin de isteklerine o kadar saygı duyuyor. Çok güzel özetledin abi. Peki şeye katılıyor musun abi? Mesela sizin dönemde bu işler daha kolaydı, ama şimdi daha zor genç kuşakları kıyasladığında. Hmm. Buna katılıyor musun abi? Hiçbir zaman daha kolay değildi abi. Yani hmm. taş devrinde yaşayan o insanların ilk insan türünün de işi Çok kolay hı. değildi. ...hiçbir şey kolay değil... ...biz istiyoruz ki emeksiz bir şeyler olsun... ...bu hmm. mümkün değil... ...Cem Yılmaz'ın... ...bir röportajında dinlemiştim... ...diyordu ki... E, şu, ...şu cümleyi hiçbir zaman unutmadım... ...yani çok basit bir cümle... ...ama nedense bende böyle bir... ...click'i açan bir cümle oldu... ...dedi ki... ...etrafımdaki başarılı insanların... Hepsinin ortak özelliği, hepsinin çok affedersiniz ama böyle söylediği için aktarıyorum. Hepsinin hayvan gibi çalışıyor olması dedi. Ben buna katılıyorum. Yani hani şu an Grikoç oh süper yapmış 1 milyon 500'e 600 bin takipçiyi yatıyor aşağı. Ben biliyorum ki Grikoç'un neredeyse günden 15 saati 14 saati çalışarak geçiyor. Hakeza benim öyle. Evet. Yani sıradan bir devlet memuru'nun çok net söyleyebilirim iki katı mesai'miz var. Evet. Ee, çok yoğun çalışıyoruz. Bir yere gelmek çok kolay gibi görünse de orada kalmak hakikaten çok zor. Bir video sizi bir yere getirebilir. Hmm. Hasbel kadar TikTok bunların örnekleriyle değil dolu mi? değil mi? Milyonlarca izletiyor. Bir iki video çekmiş bir yere gelmiş ve ondan sonra burada nasıl kalacağı konusunda fikri i̇ki, olmayan. Fikir. ...insanlarla, dijital enkazlar diyorum... Hmm. ...dijital enkazlarla dolu etrafımız. Dolayısıyla bir şeyi sürdürmek önemli... ...o kavganın içinde kalmak önemli. Ee, yani genç arkadaşlar istiyorlar ki... ...bugün bir yerden bir şey yapayım... ...bir yere geleyim ve devam edeyim... ...bu çok mümkün değil. Ya da şöyle bir hayalleri var... ...gördüğüm kadarıyla... ...bana kızmasınlar lütfen... ...sadece gördüğüm bu yanlış da olabilir. Yani e, burada... Vasat bir eğitim hayatının sonunda Almanya'ya gideyim, Kanada'ya gideyim ve orada iyi bir para kazanayım, iyi bir geleceğim olsun, BMW araba alayım. Yani aradığını sorunun cevabı BMW'de de değil, sizi temin ederim, iyi bir evde de değil ya da ay sonunu nasıl geçireceğinizi, getireceğinizi düşünmemekte de değil. Sorunun cevabı bu değil, sorunun cevabı ben elimden geleni yaptım mı, Çok fırsatları güzel. değerlendirdim mi ve hak ettiğim yerde miyim? Yani Hı. bir gençle konuşmuştum Gökhan, hiç unutmuyorum şöyle demişti ben işte Amerika'ya gideceğim bir şekilde iltica edeceğim oraya hmm. bir hamburgerci de falan çalışırım eğer çok fazla mesai yapar ve adamın gözüne girersem Adam vatandaşlık almam için kefil olabiliyormuş ve o zaman orada kalacağım. O zaman ona iki soru sormuştum. Birincisi gerçekten konumlandırdığın hayatını anlamlandırdığın şey bu mu? Çok güzel. Amerikalı herhangi lanet bir hamburgercinin gözüne girmek mi? Hmm. Kendini böyle mi konumlandırıyorsun? İkincisi bu kadar eforu sarf etsen Türkiye'de de başarılı olursun. Çok güzel ama efora ihtiyacımız var. Bu efora ihtiyacın var bak diyorsun ki aşırı bir efordan bahsediyorsun çok fazla mesaiden bahsediyorsun. Hmm. E bir hamburgercinin, sıradan bir hamburgercinin, Amerikalı bir hamburgercinin gözüne girmek için yapamayacağın şey yok gibi görünüyorsun. Bütün bu emeği Türkiye'de sarf etsen zaten bir şeyler bir yerlere getirirsin. Çok güzel yani. abi. ya. Yani mücadele ortak olduğunda engelin çıkmadığı yine yer yok. Gerçek olmak Ondan lazım. Emin, değil mi? Gerçekçi yani ben de şöyle düşünüyorum abi. Birçok gencin dediğin gibi böyle söylemleri var. Az önce hani gözlük işte muhabbet yaptı ya. Ya gözlük buradan çıktı falan He. diye. Bazen o gözlüklere çok yakınız ama hep uzağımıza zahmetler. Zannediyoruz. Orada bir yerde bir gözlük var. Hani bir ara bir dizi vardı ya bu, o gemi bir gün gelecek. Evet. Ben mesela bunu bir türlü benimseyemedim. Bunu hayat görüş gibi böyle benimseyen gençler oldu. Dedim ki şu geminin gelmesini beklemeyi bırakın artık. be. Evet. Gemi gelebilir. Böyle bir duygusal yanımızda olabilir. Şairane bir yanımızda olabilir ama gemi neredeyse diyorum biz gideriz oraya. Evet. Gideriz ha, o da geliyorsa süreyi kısaltır iyi bir şey yapar ama diyorum gelmiyorsa da biraz daha kulaç atarız biraz daha zorlanır ama bir şekilde gideriz diye evet. düşünüyorum. Bir şairin bu gemiden madem o metafordan açıldı çok güzel bir sözü var. Diyor ki ben bir gemi yolculuğu yapacağımda en iyi en sağlam ve en güvenli olduğuna inandığım yerden bilet alırım. Hmm. O, o ayırt, ayırdığım e, kameranın... Ee, tahliye botuna yakın olmasına dikkat ederim. Geminin daha önce kazası vukuatı var mı? O istatistiklere bakarım. Sonra gemi yolculuğunda gemi batmaya başlarsa promu yakar? Onun keyfini çıkarırım. <laughs> çok güzel. Bu çok doğru bir şey. Yani diyor ki ben elimden gelen her şeyin en iyisini yaparım. Gerisi. Fakat gemi batarken de oturup buna üzülmem pro içerim diyor. Artık daha ne yapayım değil mi? Aynen öyle. Tadını çıkar. <laughs> Eyvallah. Peki dedin ya abi hukuk yılları, arayış yılları belki 3 yıl falan bunun için bir hayalim hmm. var. Sonra Almanca evet. öğretmenliği. Orayı okudun, arkasından devam ettin. Dedin ya bu işi de çok iyi yapabileceğine inandığım yıllar. Evet. Yine öğretmenlik ama sonra kariyer başka bir yere doğru dönüşmüş. O nasıl Hiç oldu? Hiçbir zaman öğretmen olmak için okumadım ben okulu. Bir hmm. üniversite diplomam olsun diye okudum. Çünkü hmm. bu, bu bunun önemli olduğunu düşünüyorum. O yıllarda yani, çok önemliydi değil mi abi? Yani en en şey bölüm bile olsa nasıl diyeyim? En <laughs> beğenilmeyen bölüm <gülüyor> bile <gülüyor> olsa <gülüyor> dandik demek istemedim. En beğenilmeyen bölüm bile olsa ben dört yıllık o üniversite örgün eğitiminin insana çok şey kattığına inananlardanım. Hı hı. Bence okunmalı. Ne olursa olsun bir üniversite diploması olmalı insan. Ee, üniversite diploması almak ve o ortamı yaşamak için gittim ben oraya. Hı hı. Orada dört yıl boyunca okurken de hayalim öğretmen olmak değildi. Ben hiçbir zaman öğretmen olmak istemedim. Sadece o üniversitede hayata karışayım, hayatı Çok öğreneyim olsun. ve o dört yıl boyunca da para kazanabileceğim bir ala, alan bulayım kendime. Yabancı dilimi geliştireyim. Hı -hı. O esnada Almanca zaten benim ana dilimdi, ilk öğrendiğim dildi. Üstüne iyi bir İngilizce yaptım ve bütün bunları da yazları, yaz döneminde Antalya, Sile'de kuyumcu tezgahtarlığı yaparak kazandım. Birazcık Rusça da öğrendim orada. Hı -hı. Ve o ortamda yani üniversite haricinde real hayatta da para kazanabileceğimi gördüğüm gün ben o aydınlanmayı yaşadım yani. Çok güzel. Üniversite kaçta abi? Çok özür dilerim. Üniversite birinci sınıfta başladım. Daha ben. bir de para kazanmaya para başladın değil mi? Para kazanıyordum. Evet. Ben dördüncü sınıfa kadar gayet güzel para kazandım. Dördüncü Hı -hı. sınıfta da yıllıklar yapılıyordu. Yıllık kim hazırlayacak falan muhabbetinde. Ben bir elektronik mühendisiyle aynı evi paylaşıyordum. Onunla ilk defa yıllıkları CD'ye, anıları yarınlara taşıdık diye böyle güzel Oo. bir fikir oldu ve CD'de yıllık yaptık. Bir yazıcı bulduk 2x2x4. <laughs> 200 megabaytlık veriyi 40 45 dakikada yazıyordum. <laughs> Onu da borç istedik birinden aldık ve bu şekilde CD'de ben oradan iyi e, ikinci el güzel bir araba aldım. E, evleneceğim insanla olan bütün evlilik hazırlıklarıma gerekli olan parayı oradan kazandım. Teşekkürler. Hı -hı ve dedim ki tamam ben üniversiteden mezun olduktan sonra e, kuyumculuk yapmaya devam edeceğim. Tezgahtarlık yapmaya devam edeceğim ve oradaki şartları zorlayacağım. Hmm. Yani çok uzun hedef. E, insan plan yaparken kader ona gülermiş. Hmm. Ben e, kuyumculukla bir arkadaşımın sitede çalışan tezgahtarlık yapan bir arkadaşımın yanına tatil yapmak için gitmiştim. Orada bu kapı açıldı. Çok güzel. Sonra e, Dördüncü senenin sonunda bir kuyum firmasının baş tezgahtarı olmuştum ve çok iyi para kazanıyordum, euro üzerinden kazanıyordum. Hmm. Ben uzun vadeli planlar yapmadım ama bulunduğum ortamda hangi fırsatları değerlendirebileceğim konusunda hep uyanıktım, hep sağa sola bakıyordum. Yani yurt dışında bu fırsatları değerlendirmek isteyen arkadaşlara şunu söylemek isterim. Burada vasat bir öğrenciyseniz Almanya'dan kabul aldığınızda oraya ordinarius profesör olarak ışınlanmıyorsunuz. Vasat mülteci bir öğrenci olarak ışınlanıyorsunuz. Yani bir alttan başlıyorsunuz. Dolayısıyla e, şu an içinde bulunduğunuz ortamda en iyi ne yapabilirim? Gerçekten bunu değerlendirmeyi düşünürüm. Buna kafa yorun derim. Bir örnek vereceğim. Tabii. E, her şeyimi alsanız benden bugün, her şeyimi, hiçbir şeyim olmasın. Maddi anlamda. Mı? Maddi anlamda her şeyimi alsanız tamam. benden, e, nişan taşında iyi bir restorana komi olarak giderim. Hmm. Gider ve patronla konuşurum. Dedim ki merhaba, ben e, burada iş öğrenmek istiyorum ve sizden bunun karşılığında hiçbir şey istemiyorum ve orada her şeyimi veririm. Hmm. Di, e, arkadaşlarım, mesai arkadaşlarım sabah 9'da geliyorlarsa 8.30'da giderim oraya ve normalde görev tanımım içinde bulunmayan her şeyi yaparım. Çok güzel. Akşam yarım saat geç çıkarım ve bütün bunları nasıl yaptığımı o patrona gösteririm. Hı -hı. İnanın böyle bir adamı hiç kimse kaçırmak istemeyecektir. Çok güzel özetledin abi ya. İnanın hiç kimse böyle bir çalışanı kaçırmak istemeyecektir. Hı -hı. Oradaki fırsatları sonuna kadar değerlendiririm. ve o adam der ki sen artık garson oldun. Sen artık garsonların Yukarı başı tarafı. oldun. Asla yalan söylemem. Asla bulunduğum yere zarar gelmesi anlamında. ...hırsızlık yapmak, yüz kızı artıcı... ...bir olaya girmek. Asla bunu yapmam. Hı -hı. Ama varımı yorumu veririm oraya. İnanın bu gayretsizlik... En geç iki sene içinde bir yere getirir çok güzel, çok çok güzel. Ve gerçekten mesela ben şey zannediyordum abi biliyor musun? Bir İstanbul'da geliş dönemlerinde sen çok iyi hatırlıyorsun. Hatta senle de çok böyle konuşmuştuk. E, ofis bulma süreçleri falan. Ben küçük şehirden geldiğim için şunu fark ettim. Dedim ki herhalde İstanbul'da işini yapan herkes inanılmaz kaliteli yapıyordur zannediyordum. Evet. Hani küçük şehirde evet bunun çok eksilerini görüyoruz ama buraya geldiğimde ustasından tut abi birçok alanına kadar o kadar kötü iş yapan insan karşılaştım ki evet. dedim ki bir yandan umudum arttı dedim ki o zaman burada iş yapmanın yani iyi iş yapmanın meyvelerini daha hızlı toplarım herhalde. Bir yandan üzüldüm ama. Evet. Dedim ki burada bile demek ki böyle şeyler yaşanıyor. Birileri kariyerinden şikayet ediyorsa herhalde önce bir kendine bakıp sonra tabii ki çevreye, şartlara, birçok şeye bakacaktır diye düşünüyorum. Peki abi şunu anladım ben. Üniversitede okurken bile para kazanmanın hem mücadeleci yanı hem maddi yanını çok güzel edinmişsin. Sonra ilerleyen dönemlere geliyorum, ilerleyen yıllara. Özel sektörde işte kuyumcu da olabilirdin. Bu tarafa doğru bir konuşmacı olarak ...dönüştün ya da konuşmacı mı diyeyim abi... ...sen daha hı hı hı. iyi e, söylersin... ...sunucu tarafın çok çok kuvvetli ki... biz sene televizyonlarda falan da hala izliyoruz... Eee. ...o taraf nasıl ortaya çıktı abi? Abi ben e, 8 sene... ...kuyum tezgahtarlığı yaptım... Hı. ...ve hı. sonrasında işini iyi yapmayan... ...insanların... kuyum ...kuyumcu olsun, halıcı olsun... ...derici olsun, hı. hediyelik eşya olsun... ...turistlerle birebir muhatap olanların... ...turistlerin bu iyi niyetini istismar etmesinden dolayı... Hı. ...ne yazık hep beraber... ...el birliğiyle kendimi de dışarıda bırakmıyorum... Ee, artık o nitelikli turist gelmemeye başladı ülkeye hmm. ve bulunduğum içinde bulunduğum sektörün gittikçe geriye gitmeye başladığını fark ettim üniversitede tiyatro gruplarında da iş yapıyordum ve o zamanlarda Cem Yılmaz yeni yeni çıkıyordu mp3'lerden dinliyorduk hmm, sohbetlerini evet, bir tat bir doku falan, falan çok evet, dolaşıyordu ben hatırlıyorum evet. bir dönemde ondan sonra o esnada bir arkadaşım şöyle bir fikir verdi ya bu muhafazakar camiada stand up yapan adam yok sen yapsan bu deli tutar diye <laughs> ben de dedim ki neden denemiyorum Hmm. Ve oturdum bir haftalarca metin yazdım. Ee, bir dramaturk buldum ki Manavgat'taki tek dramaturktu. Ondan dersler aldım. Bir stand-up metni yazdım. Haftalarca yani haftalarca e, kendi kendime o metni oynadım. Hatta şey vardır mesela. Seloyçiya diye bir yer vardır Manavgat'ta. Orada yaşayanlar bilirler. Metruk tarihi antik bir tiyatrodur. Hmm. Oraya arabayla gider hafta sonları. O antik tiyatroya çıkar, gözümün önünde o sahneyi doldurur, <laughs> amfi tiyatroyu <laughs> ve orada gösteri yapardım kendi başıma. Kimse yok o sırada Hiç ama hayal dünyanda var. Vardı, hayal dünyamda oturacak yer yoktu, etrafım doluydu. <laughs> orada defalarca gösteri yaptım ve sonra bütün akrabamı, eşimi, dostumu bir küçük bir tiyatro salonuna toplayıp kameraları işte bir foto, düğün fotoğrafları <laughs> anlaşıp Orada ilk gösterimi yaptım onlara. Çok güldüler. Abartılı tepkiler vermelerini istedim. Hani sıradan izleyici gibi. Sonra onu piyasaya dağıttık. Oradan yaptığımız küçük bir teaser'ı. O teaser'ı da yani Windows Movie Maker'da yaptık. Zaten. Ondan sonra onu piyasaya dağıttık. Gazeteciler, televizyon figürleri böyle güzel, anlamlı bir mektup iliştirerek vesaire derken sonra işte Baktım bu buradan iyi bir şey gelecek gibi görünüyor. Ara, arabamı sattım, borca girdim. Eşimin altınları vardı. Hmm. Gazetelere ilan vermeye başladım. İşte düğünlerde, sünnetlerde işte çıkılır, küfürsüz, argosuz, eğlenceli stand-up yapılır falan diye. Çok güzel. E ee, de orijinaldi. Hacıların çocuğuyumdu ilk gösterimin adı. <gülüyor> Orada <gülüyor> insanların Orada ilgisini belki bu kuşak bilmez abi. Hani küçük evet. Emratan Acıların çocuğu evet. dönüşmüş acıların Hacıların çocuğuyum. <laughs> Çok iyi. <laughs> Ondan sonra muhafazakar bir insanın işte günlük hayatta yaşadığı trajediler, işte şeyler, komik olayları, enteresan şeyleri anlatıyordu. Hı hı. Ve sonra 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 işte oraya çık, buraya çık falan erken bir gün bir gazete haberimi yaptı. O oradan Televizyona çıktım, röportaj Hı. falan derken yürüdük oradan işte. Oradan devam etti Aynen yani. Öyle. Hukukla alakalı başladık, öğretmenlik okuma devam etti, kuyumcu ya da birçok benzeri işte devam ediyor. En sonunda e, böyle farklı bir dönem Cem Mazim belki o paylaşım yaptığı dönemlerden sende oluşan yeni bir fikir <laughs> ve evet. riskede giriyorsun. Evet. arabayı falan sattım diyorsun o dönemler. Evet. Kazancını belki birçoğu gitti. O riske girilmeden de o kapı açılmıyor desek ne dersin abi? Az önce şu ifadeyi kullanırken çok bilinçli kullandım. Bu oyun bitti başlasın yeni oyun. Bu oyun patladı hmm. yaşasın yeni oyun. Çok sağ Asla durma. Denemeye devam et. Hmm. Yani bakın çok çok anlamlı bir şey söylemeye çalışayım. Ee, benim dedem kıraathanede hükümeti eleştirirdi. Dede öldü ölünce baba da kıraathanede hükümeti eleştirdi. İki nesil öncemden bana aktarılan hiçbir şey kalmadı. <laughs> bir eleştiri varsa şimdi hadi. ben de oturabilirim ve nargile kafede hükümeti eleştirmeye devam edebilirim. Hmm. Fakat bu beni B noktasından A noktasına taşımaz. Evet. Çok güvenli bir limandır. Atar tutarsın. Gördüğün her zengine yetim hakkı yiyor dersin. Küfür edersin. Evet. Anlamadım. Ferrari binen, Mercedes binen herkese çok mal haramsız olmaz diyerek kendini avutursun. Bu evet. esnada çalışanlar daha fazla para kazanıyor olacaktır. Ve Değil sen mi? konuşmaya devam edersin. Aynen. Çay borcun birikecek ve kahveci sana gün sonunda bir fatura çıkaracak. Bu böyle değil dostum. Bu değil böyle değil yani. Ee, istediğimiz yani üniversitesinden çok iyi kazanmış, çok iyi hazırlanmış ve çok iyi yeri kazanmış birine inek demek. Mal demek. Sığır demek. Bu adamın bir kız arkadaşı bile yoktur diyerek onu tahfif etmek. Sana artı bir şey kazandırmaz. Bir başkasının yanlışı. ...ya da bir başkasının eksikliği... ...bize artı olarak yazmaz. Evet. çok güzel. Gün sonunda... E, ...o sevdiğin kızın babası... ...gözlerin içine bakacak ve... ...delikanlı ne iş yapıyor diyecek. Of bitti. Hadi bakalım. Buna mantıklı bir cevap <laughs> vermek... Kapat videoyu bitti. <laughs> buna buna mantıklı bir cevap vermek zorundasın. Evet. Ben şu an bir iş yapmıyorum ama... ...hükümet de böyle deme. <laughs> İnan ol hiç kimseyi tatmin etmeyecekler. Ee, çok başarılı insanlar... ...berbat yönetilen... Zamanlarda çıkan insanlar da var. Evet. Ee, darbe zamanı onu da fırsata çeviren insanlar da var. Hmm. Ee, babası çok zengin. O hayata bir öyle değil. Üniversite birincilerinin nereden evet. çıktığını görüyoruz yani. Eğer sarılmak istersen çok fazla bahanem var. Gerçekten ben de yardımcı olurum yani böyle gerçekten çok güzel bahaneler var. Ya bunu sarılırsın. Hayatın boyunca kendini bu korunaklı alandan çıkarmayıp <laughs> insanların önünden nasıl iyi arabalarla, nasıl iyi evlerle, nasıl mutlu hayallerine kavuşmuş, tatmin olmuş, kendini bulmuş, kendi öz kimliğini gerçekleştirmiş insanlara bakar bakar küfür edersin. Ya da onlardan biri olmak için bu oyunu değiştirmek için harekete geçersin. Çok güzel. Otur ve PUBG oyna. Günde 8 saat oyna, 10 saat oyna. Gri Koç sana söyler söyler gider, söyler söyler gider. Gri koçun işi bu. Bekir develi yapma etme der. Hayatının bu dönemidir. Ama gün gelir bir çocuğun olur, bir ailen olur ve işin hiç de böyle olmadığını görürsün. Çocuğun bir oyuncak istediğinde onu ona almak istersin. Alamadığında acı çekersin. Ve geçmiş yıllar gelir akla. Evet. Ee... Ya bu kızlar paracı ya, zengine gidiyor diyerek <laughs> kendini avutursun. Oysa o da bir anne adayıdır ve çok doğacak kanindedir. müstakbel çocuğuna iyi bir ge gelecek hazırlamak istiyordur. Ve bunda da son derece haklıdır. <laughs> Eğer o muhatap sen değilsen kusura bakma o başkasına gidecektir. Çok yani. güzel. Üzgünüm böyle çok sert söyledim <laughs> ama. Çok damardan geldim. Çok, çok, çok sert söyledim ama bu ama işler çok böyledir doğru, yani. Abi, çok Lütfen doğru. çalış. Lütfen çalış ve bir şey yap. Kesinlikle. Yani, yani şu an ne yapıyorsan bunun en iyisini yapmaya çalış. Abi abi hemen burada çok güzel bir yere Alayım mı olayı. Şimdi geçtiğimiz günlerde sen boykot üzerine çok güzel çalışmalar yaptın. Evet. Daha da devam ediyorsun. Katalog dahi ki evet. hakikaten bunun sıkıntısını yaşadık biz. Ben de orada ısrarla gençler hatta şunu paylaştım. Dedim ki evet bakın bizim üst kuşaklarda sen orada bir atıfta bulundun ya. Kıraathanede işte şikayet etme vesaire eleştiri yapma. Bize hep şu kaldı. Evet bol bol televizyon izleyen, bol bol bir şey üretmeyen ama sadece 8-5 memurluk yapan... Ee, üst kuşaklardan bize şu kaldı. işte garanti bir işin olsun, garanti bir yerin olsun. O konfor alanına bir nevi çıkma gibi. Fakat biz orada hakikaten üretim olayını bir dertlenememişiz. Onu çok iyi fark ettim. Bugünün gençler o zaman şunu düşünmeli mi diye onu sonra soracağım abi. Şu boykot dizisine bile baktığımızda biz, biz çok azız. Yani kıyas yaptığımızda azız. Burada aslında çok fırsat var. Hani bir hikaye anlatılır ya abi. Yıllar önce işte iki tane satışçıyı böyle bir yere göndermişler. Böyle kısadır ya. Ee, orada işte kimse ayakkabı giymiyor. Birisi demiş ki hemen beni buradan geri alın çabuk. Ben dönmek istiyorum. Niye? Ya burada kimse ayakkabı giymiyor. Araba, ayakkabı satamayız. Evet. Diğerine demişler ki ya ne yapıyorsun? Demiş burada, bir, burada mükemmel bir fırsat var. Çabuk demiş buradaki herkes ayakkabı satabiliriz. Şimdi ben şöyle baktım bu tarafta. Bizim ülkemizde yerli, milli, kendi öz tarafımızdan çıkan Ak bu kadar az ürün varsa bu kadar azsak burada o zaman fırsat da çok fazla değil mi? Kesinlikle diye? öyle. Değil mi abi? Bu süreçte bir CEO geldi benim yanıma. Hı. Ee, özellikle o malum e, kahve markasını ben boykot ettiğimde e, 42,5 milyon izlendi sadece benim Instagram Hı -hı. hesabımda. Hemen 3 gün sonra biri geldi böyle paralı pullu şey kafası çalışan belli. Ee, dedi ki Üsküdar'da bir yer açalım size. Hı -hı. Ve bunu şey yapalım. ...duyuralım basında... ...alternatif bir yer... ...adım gibi eminim eğer evet deseydim... ...bir zincirin ilk halkasını... ...biz kurmuş olacaktık orada... Hmm. ...çok hızlı büyütürdük orayı... ...fakat ben onu... ...bunun için yapmadım... Evet. ...yani her Niye? şey çok farklıydı, değil mi? benim amacım... ...yani ben de pek hala farkındaydım... ...eğer böyle bir hmm. şey yapsaydım... ...mesela haftada bir hayati inancın gelip... ...söyleşi yapacağı Oo. mini bir sahne... ...haftada bir gün Gökhan'ın gelip... ...söyleşeceği... Güzel kahvelerin satıldı. her şeyin yerli olduğu. Yani o damar tutacak bir damardı. Evet Şık bir isim, iyi müzikler. Belki bir canlı müzik falan hmm. vesaire. Her şey çok güzel yapılabilirdi. Bunu yapacak akla da, maddi imkana da, çevreye de sahibim. Hmm. Ee, ama temel motivasyonum bu değildi. Yani krizi fırsata çevireyim. Ben Allah rızası için yaptım bunu. Hatta hiç söylemediğim bir şey söyleyeyim sana. Bu, bugün ilk defa ben ağır bir o kahvenin bağımlısıydım. Hmm. Ben bu yüzden gittiğim şehirlerin eğer bir yolda o kahve markası varsa yolu değiştirir, girer kahve alır ve hmm. öyle devam ederdim. İnsan hmm. önce en sevdiğini öldürür ya bir şey feda ee. ederken. S sırf onun için yaptım ben onu. Çok yani ben benim buraya çok param geçti. Şimdi bunu geri alma zamanı. Oh. Meğer siz beni aldatmışsınız bunca zaman. Motivasyonuyla yaptım onu. Şimdi bu... Şu demde çıkacak iyi yerli bir bulaşık makinesi deterjanı, hmm. iyi bir çamaşır makinesi deterjanı, e, çok iyi bir kahve zinciri, e, çok iyi hamburgerciler. O kadar iyi para kazanırlar ki. Kesinlikle abi. Çok o güzel. kadar büyük bir fırsat var ki. Ben bunu yapacak mıyım? Hayır. Ben Benim işim bu değil. Hmm. Ama bunun için çok doğru zaman. Çok basit bir şey söylüyorum. E, şu an kimya mühendisliği okuyor olsaydım bütün motivasyonum... Ee, malum markalardan dahi iyi bir e, çamaşır makinesi deterjanı üretmek olurdu. Şu an yazılım okuyor olsaydım PUBG'den ve Call of Duty'den daha iyi bir daha iyi oyunlar. oyun yazı, yazacak bir bir donanıma ulaşmak olurdu. Hmm. Şu an ne bileyim Aklıma ne geliyorsa yani mühendis olsaydım işte bir boykot ürünlerine bakar ve ne boykot Muadiline ediliyorsa onun muadilini yapmak üzere bir şeyim olurdu bir güzel oldu. motivasyonum olurdu. Boykot zamanları fırsat zamanlarıdır. Bunu değerlendiren birkaç marka oldu. Ee, i̇ş ki burada asıl patladığımız nokta o markalar çok fazla tuttuğu zaman boykot ettiğimiz firmaların sahipleri gelip bunları teklif ediyorlar hmm. ve satın alıyorlar mesela. E, su markalarından en bilinenini böyle kaybettik yani hmm. aldı onu başka evet, bir grup satın aldı maalesef, gibi. Maalesef. İşte işte buna düşmemek lazım yani. Hmm. Ben ben bu ülkede çok fazla fırsat olduğunu düşünüyorum değerlendirebilene aşk olsun. Çok ya. güzel abi. Yani senin o üniversite yıllarından başlattığımız ve buraya doğru gelen kazanma motivasyonu hem maddi hem manevi anlamı kendine yaptığın yatırımlar aslında bugüne bile bana bizi hepimize model olabilecek şeyler. Ben o yüzden bu mesajları çok iyi çıkardım. Ee, Aklıma da bir şey getirdin abi. Özellikle biliyorsun çok şehre seminere gittiğimde Denizli'ye de işte gidiyorum. Mardin'e de gidiyorum. Evet çok farklı coğrafyalar, çok farklı şeyler. Mesela en son bir gittiğimde Denizli'de bir genç el kaldı. İşte dedim hayallerin hedeflerini soruyorum ona. Böyle Ege şivesiyle çok tatlı hmm. bir dedi ki hocam dedi benim de babamın dedi patates tarlaları var dedi. Bundan dedi işte ben dedi tarlalar üzerinden böyle böyle hayallerini anlatıyor. Çok hoşuma gitti aslında. Hmm. Ya dedim oraya ait hissediyorsa ne kadar güzel böyle ben şunu okuyacağım bunu okuyacağım yerine ben o patates tarlalarını büyüteceğim dedi. Bu patates lazım dedi falan ama o kadar hoşuma gitti ki. Mardin'de bir gittiğimde böyle kahve ısmarlamışlardı. Dediğim gibi oranın yerel bir markası ama çok güzel. Dedim ki bundan niye bizim haberimiz yok? Evet. Sadece bunu sordum. Dedim hani İstanbul'da ya da Ankara'da niye bu yok? Mesela ben Ankara'da dediğin gibi bir e, dinlenme tesisine girdim bu markayı niye görmüyorum? Belki de bunlara fazla fazla alıştığımda Mardin'den 10 tane genç bir araya gelse bunu bütün Türkiye'ye yaysa Hı -hı. belki de biz artık o kahveyi içeceğiz, o çayı içeceğiz, başka başka şeyler içeceğiz evet. gibi çok fırsat var abi. Evet. Ben sana de bunu çıkardım bu sonucu. Kesinlikle. Etrafa dikkatli bakmak lazım. Çok Eyvah. dikkatli bakmak lazım. Bir de şunu söyleyeyim. Yani genç arkadaşlara ne yapıyorsanız lütfen iyi yapın ve dürüst olun. Hı hı. Yani yalan söyleyerek beni bir defa dolandırırsın. Benim çevrem geniştir. Benim çevremden hiçbir şekilde bir şey alamazsın. Çok güzel. Ve her her insan yani hiç kimse mağara kovundan çıkmadı. Herkesin kendince bir çevresi var. Evet. Lütfen ne yapıyorsanız iyi yapın ve dürüst olun. Tamirciyseniz o işi iyi yapın. Yani bak şöyle düşünüyorum. Çok iyi bir iş fırsatı bence. Hı hı. Ee, Evde musluk bozuluyor, bir şey tamir edilme. Ben matkapla, ile falan arası olan biri değilim. Hmm, ben de aynı. Ama hiç. görsem ki çok iyi giyimli, iş kıyafetiyle gelmiş. Hani TikTok'ta falan görüyoruz ya Amerika'da öyle hmm, tipler. Evet. Kendi güzel bir araba yapmış. Böyle dublo gibi bir şey almış, arkasını şey yapmış. Aradığında "Gökhan Bey, nedir sıkıntı? Ya bizim burada şuradan su akıtıyor." dediğinde hmm. Gökhan Bey "Sizi saat tam 13'te sizi ziyaret edeceğim. Bir bakalım sorun neymiş." iyi giyimli, temiz kokan, çorapları kokmayan, sizli bizli konuşmaya özen gösteren. Hı hı. Merhaba, nedir sorun? Aa, buna bakalım. Şimdi burada şöyle bir sorun var. Şu 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 aşamalar var. Şu 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 şu, şu kadar rakam. Bu kadar. Abi, adam adama abone olurum ya. Bu kadar. Her şeyde adamı ararım. Sadece dürüst olsun beni dolandırmasın ve işini iyi yapsın. Çok güzel. Benim o sorunumun çözüleceğini ...bilim bu bana kaç paraya mal olursa olsun. Mesela böyle bir zincir kurardım. Hı -hı. Dürüst, yetenekli tamircilerden bir yetiş gibi bir şey. Yani anlatabiliyor <laughs> muyum? <laughs> Alo arıyorsun, adam geliyor ve bunu yapıyor ve asla dolandırılmıyorsun. Diğer tamircilerden 200 lira fazla alıyor ama sorunun çözülüyor. Otibis, İnsanlar bugün bence ne arıyorlar derseniz dönerci çok fazla var. Hı, -hı. Ama iyi döner caz var. Etinden kaçırmak. Aynen kaçırma. öyle. Mesela yayıncı çok var ama dürüst yayıncı çok yok. Mesela Gri Koç'un, Gökhan'ın yaptığı dahice bir iş. Çünkü bir muadili yok. Bir açık görmüş, bir fırsat görmüş. Yani üniversite sorunu, üniversite sınavı sorununu hı hı. kendisi için bir fırsata dönüştürmüş. Ve bununla aynı zamanda bir sürü binlerce, milyonlarca gence yol gösteriyor. Evet. Harika bir iş bu. Dahiçe bir iş yapıyorsun bence. Aynen. Burada yıllardır üniversite sınavı var Hı -hı. ama kimse buna uyanamamış burada böyle bir alan olduğunu. Hı -hı. Ve Grey Koç bunu uyanmış, yatırım yapmış ve yapıyor. Bu harika bir şey bence. Aynen. Geçtiğimiz günlerde dediğine yakın bir örnek yaşadık hatta aramızda da konuştuk ya bir yabancı firma ismini vermeyelim. Ekip geldi kuruluma işte mobilyalar falan geldi... gayet elit gayet temiz. Verdikleri sözü o kadar mühürlüydü de 3-5 dakikada işte hallettiler gittiler tık 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 imzayı attık gönder. Dedik harika bir şey. Bir daha ihtiyacın olsa başkasını dener misin? Yok abi. Denemem. Çünkü abi istiyorsan birazdan çıkışta göstereyim. Depoda evet. şu an bizim iki tane merdiven var. Biri elektrikçimizden kaldı. İşleri yarım bıraktı gitti. Merdiveni almaya da gelemedi adam. Ve kaç bin liralık bir merdiven var içeride. Bir tane ikinci merdiven perdeciden kalma. Yarım yamalak bir iş yaptı gitti. Yani üzerek söylüyorum abi. işte bu tarafta dedin ya. Perdeci çok, elektrikçi çok, belki birçok alanda Üniversite mezununda, bu arada perdeleri kontrol ediyor şu an. Evet, kornişlerine <laughs> Bakayım bakıyorum. Bakayım nerede şu an. Biz başlayalım. de bununla alakalı çok çile çektik de bununla ilgili de sana birkaç şey söyleyebilirim programdan sonra. <laughs> tamam İyi bir akıl verebilirim. <laughs> Mutlaka. Yani şu sohbet benim çok hoşuma gitti. Vallahi bir aktı gitti. Bilmiyorum kaç dakikadır konuşuyoruz onu inan bilmiyorum. Bakmadım bile artık şey ama. Bir genç herhalde buradan birçok çıkarım yapar ve yeniden masasına döndüğünde herhalde ya evet bir hedefin peşindeyim, bir hayalin peşindeyim. Nasip olacaksa çok çalışacağım Allah nasip edecek. Aynen onu. öyle. Elinden, nasip değilse de karalar bağlamanın gereği yok. Bu uzman. oyun bitti yaşasın yeni oyun. Hemen yeni bir plana geçeceğiz. Bir oyunlaştırma var aslında. En Aynen izleyeyim. öyle. Hepimiz oyunları zaten çok seviyoruz. Bazen acı oyunlar da var. Yapacak bir şey yok. Bazen biraz sert dokunuyor belki bir şeyler evet. ama. Ben hep şey diyorum abi yağmur herkese yar ama kimleri var ıslanmayından artık keyif alır. Kimisi var sevmiyorsa şemsisiyle çıkar. Bu kadar basit. Burada tedbiri de almak zorundayız. Aynen. Alalım tedbirleri, yola çıkalım bakalım yolda. Abi şu an mesela çıkacağım. böyle en nitelik gerektirmeyen iş trafikte su satmak değil mi? Hı -hı. Su satmak. Evet. Plastik bardak alırım. Üstüne böyle ısıtıcıyla muşamba kapatıyorlar. Hı -hı. Basıyorsun pipetle deliyorsun değil mi abi? Evde gece limonata yaparım naneli ama kaliteli bir limonata yaparım. Gerçekten hı hı. nefis limonata yaparım. 100 tane yaparım. Çıkarım her gün belli bir trafiğin olduğu bir yerde. Hep aynı yerde dururum ve o limonatayı veririm. O çok iyi limonatayı bir hafta boyunca trafikte akanlara sat. ...artık çok iyi limonatanın trafikte nerede satıldığını binlerce insan bilir. İnsanlar yolunu ona göre bile dönüştürür, değil mi? İnsan abi? bilir abi. Hı hı. Emek verdiğiniz bakın biz Allah'a inanıyoruz. Ve Allah diyor ki ben çalışana veririm. Eyvallah. Allah sözünde durur. Eyvallah. Sen sadece otur ve yaptığın işin hakkını ver. Çok o limonatayı 3 liraya mal ederim. 10 liraya paşa paşa satarım Hı. ve yine geçiririm. Önemli olan sen bir şey yapmak istiyor musun? Çok güzel. İstemiyorsan git bir kahvehaneye bu birkaç tane açık devlet yönetimi kanun adaletle alakalı. Ver ver akşama kadar. Ertesi gün belki yine aynısını yaparsın. Sonra yine aynısını yaparsın. Sana mutluluklar diliyoruz. Yani. Eyvallah. Abi, çok güzel söyledin. ...valla ben de şunu eklemek isterim böyle finale doğru da gelme hissiyatıyla. Çünkü biliyorum buradan çıkınca da toplantıya yetişeceksin Eyvallah. abi. Hep... Gençlerde şu dönemde de hep şunu görüyorum ya dediğim gibi bir konfor alanı bataklığımız var bir de sosyal medyada aslında artık o kadar çok virüsümüz var ki artık bizi resmen esir almış durumda hatta bazen seminerlerde şöyle derim evet bakın geldim bir saat iki saat üç saat burada seminer konferans yapılır bu zor bir şey değil benim için hatta vaktim olsa beş saat de yaparım fakat dedim He. konuştuğum zihinlerde acaba buralarda ne dolaşıyor? Kaç tane virüs var? Nöronlar arasından acaba geçebiliyor muyum ben? İstediğim yere doğru gidebiliyor muyum? Abi mutlaka bir yerde takıldığımı hissediyorum. Gençler de bunu onaylıyor bu arada. Kafası <laughs> alıyorlar. Diyorum ki virüsleri temizleyin ne olur. Virüsler temizlenince bence dediğin şeyler daha da kolaylaşacak gibi. Yani dışarı çıkarım ama ya biri beni orada görürse bu bir virüstür aslında. Çünkü havalı değil bu. Evet. Şimdi Instagram'a böyle fotoğraf atsan aa ne yapıyorsun sen de diyenler çıkacaktır. Atmasan bak acaba bir şeyleri mi ıskalıyorum? Hep böyle bir virüsümüz var abi. O yüzden gençlerin belki biraz kendi inzivalarına çekilmesi... Orada bir öz olarak evet ya ben aslında hayatım buna dönüşebilir demesi birçok kapıyı da belki açacaktır. Aynen, belki evet. de bize de ilerleyen yıllarda çok güzel modeller olacaktır. Yeni Bekir Deviller belki göreceğiz abi. Daha ilerisini görelim inşallah. O şey <laughs> i̇nşallah. tamamen uydurmadır. Yani sizin zamanınızda kolaydı. Şimdi her şey zorlaşıyor. Bizim zamanımızda sesi güzel olan adam eline sazı alıp un kapanına gelmek zorundaydı. Oysa hmm. sen YouTube'a iki tane sağlam video at. Mesela. Seni birileri bulur. Değil mi? Yani bizim zamanımızda bir iş yeri açmak çok pahalıydı. Nakit yoktu, sermaye yoktu vesaire zordu. Hmm. Şu an internet denen bir şey var. Hepsi senin elinin altında. Evet. Bizim zamanımızda gri koça ulaşmak mümkün değildi. İstanbul'da yaşaman gerekiyordu. Hmm. Onu da yakalayabilirsen. Şimdi sadece katıl butonuna basman gerekiyor. Adam <laughs> sana her gün video veriyor. Ne yapman gerektiğini söylüyor. Yani dolayısıyla öyle değil. Her zamanın dezavantajları olduğu gibi avantajları da var. Bu zamanın avantajlarını doğru kullanabiliyor muyum sorusunun kendisi. Abi çok güzel özetledin ya. Çok teşekkür Vallahi ederim. Vallahi aklı gitti muhabbet. Bekir develi YouTube kanalına abone olursan. <laughs> Kesinlikle. <gülüyor> bu arada bir yerde yine şeydi deri işi dedin. Bu arada bir yerde bir deri işi dedin. Hatırlıyor musun? Bir cümlenin arasında. Ne dedim? Dericilik de yaptın bu arada. abi. Yok sen. yapmadım. Çünkü öyle. senin kanaldaki videomda şey demiştin ya böyle bir derici abiyle tanıştık böyle o videonda evet evet dikkat çekti evet. O deriyi aldı kokladı. O abinin işiydi o. Yani o, o abi. dericiydi. Ben sadece o gün arabasını kullanmıştım. Ona. Eyvallah. Dedim acaba ona da bir para kazandım yok kazanmadı bir kazanmadı. Eyvallah. Çok çok sağ olasın Teşekkür abi. ederim kardeşim. davet Çok ee, sağ ol. Özellikle Bekir Develi YouTube kanalına mutlaka bakmanızı tavsiye ediyoruz gençler. Zaten tanıyorlardır seni ama tanımayanlar varsa mutlaka bir baksın derim. Orada bir videomuz vardı özellikle sende. Çok güzel bir evet. Gerçi o benim daha böyle ee, çok masum. Bekir abdan korktum dönemler falan. Yok canım ne olur ya yapma ya. Estağfurullah. Eyvallah. Peynir gemisinde yayınlamıştık. Peynir gemisi Gökhan Müftüoğlu yazarsanız çıkar. Eyvallah Çok çok sağ olasın. Sen de sağ ol. Peki. Bir gri alanı daha doldurmaya çalıştık. En azından Bekir Develi'nin kendi kariyer yolculuğunda, kendi hayat yolculuğunda yaşadığı deneyimleri dinledik. Hikayesini dinledik. Kendi hayatımıza 3-5 parça bile bir şey modellesek bence bazı puzzle parçalarını çok güzel doldurur. Gri'den beyaz yolculuğumuz devam edecek. Ben çok çok teşekkür ediyorum bir kez ben daha. Ben teşekkür ederim. Kendinize çok çok iyi bakın. Görüşmek üzere inşallah. Güle güle.